dağlarım dağlarımda duman kalkmaz başından. Oy dağlarım dağlarımda duman kalkmaz başından. Mektuplarım ıslanıyor gözlerimin yaşından. Mektuplarım ıslanıyor gözlerimin. Ha bu akan dereler oy hep gözümün yaşıdır. Sevişip de ayrılmak oy fedamda işidir. Sevişip de ayrılmak oy fedamda işidir. Efendim Kavron Yaylası'na doğru gidiyoruz. Şimdi Ayder Yaylası'na gelmek üzereydik ama dostlarımızla karşılaştık. Salih yanımızda. Salih, programın başında bahsettik. Doğa sporlarıyla da bölge ön planda. Donanımlı, bölgenin yetiştirdiği dağcılardan bir tanesi. Doğru mu söyledim? Doğrudur. Hoş geldiniz. Buraya geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Şamlıhemşin'in bu güzel fırtına vadisinde, bu güzel tesislerde sizleri görmek bizleri sevindirdi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi tam olarak neredeyiz biz Salih? Şu anda Çamlıhemşin Ayder yolu üzerinde 1. kilometrede Kavaklı Köprü mevkindeyiz. Tarihi Kemer Köprüsü ile anılan burası dağcıların, doğa sporları severlerinin devamlı gelip çadırlarını kurabilecekleri, rahat edebilecekleri bir tesistir. Şimdi bulunduğumuz bu yerden siz yürüyüşler mi tertip ediyorsunuz? Yani burada tabii sizin yollarınız, rotalarınız oluyor değil mi? Birazcık dağcılık hakkında bize bilgi ver. Amatör olarak da gelen değerli izleyicilerimizden belki gelmek isteyenler olabilir. Onlara da yardımcı olabiliyor musunuz? Biraz bilgi alalım istiyorum ben. Tabii ki yardımcı olabiliyoruz. Bulunduğumuz yer dağcılık sporunun başlangıcı amacıyla yapılabileceği bir yerdir. Burası kamp etabının ilk aşaması olabilir. Bundan sonra Ayder Yaylası var. Ayder Yaylası'nda bir kamp kurabilirsiniz. Devam eden Kaçkarlara giderken Kavron Yaylası son yayladır. Kavron Yaylası'nda kamplarımızı kurduktan sonra Muzevut dediğimiz Kaçkar Dağı'nın hemen eteklerinde bulunan alana ana kampımızı kuruyoruz ve Kaçkar Dağı'na tırmanışlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde tırmanışlarımız mevcut oluyor. Aynı zamanda Kaçkar Dağı çok farklı tırmanış rotalarına, güney tarafından da yapılan tırmanışları vardır, rotalarına sahiptir. Bu rotalardan bazıları zorluk derecelerine göre değişmektedir. Biz devamlı tırmanışlar yapıyoruz. İşte Rize'de kulübümüz var. Kulübümüzün ismi Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak İhtisas Spor Kulübü'dür. Bu kulübün sporcusuyum ben. 10 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Hafta sonları Cuma'dan başlayarak her zaman bu bölgedeyiz. Gelen arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Türkiye'nin her tarafından bizim faaliyetlerimiz olsun, Kaçkar Dağları'na olsun, gelen sporcu arkadaşlarımız oluyor. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu bulunduğumuz alanda bazı tırmanış rotaları var. Hemen üst tarafta mevcut olan kayalık alanlarda teknik tırmanışlar yapılabiliyor. Aynı zamanda trekking dediğimiz dağcılığın yine bir türü olan tırmanış şekli de burada mevcuttur. Trekking parkurlarımız vardır. Yukarıdaki tarihi köylere, tarihi konaklara giden parkurlarımız mevcuttur burada. Gelen arkadaşlarımıza harita üzerinden de hizmet vererek yardımcı olabileceğimiz bir tesistir burası. Aynı zamanda yukarıdaki arkadaşlarımız da yardımcı olabiliyorlar her zaman. Peki hemen sana şunu da sorayım. Biz şimdi nereye gidersek gidelim karşımıza horonla tulum çıkıyor. Evet. Özellikle bu bölgede. Dağcılar da horonla tulum oynuyor mu? Tabii ki oynuyoruz. Özellikle akşam çadırlarımızı kurduğumuz zaman kampımızda horonumuzu kuruyoruz. Bazı arkadaşlarımız tulum çalıyor. Tulum eşliğinde horonumuzu yapıyoruz biz de sizler gibi. Evet, türkülerle bezenmiş yolculuğumuz devam ediyor efendim.